Herkese merhaba. Bugün sizlere bir önceki videoda bu kreşin olduğu bölüm, bu varyatı kapağı nasıl sokulur diye göstermiştim. Şimdi bu ikinci video olacak ya da üçüncü video bilmiyorum. Part 2, Part 3 diye yazarım zaten. Nasıl takılır diye onu göstereceğim. Ben sökmüşken dediğim gibi şunu ön buradaki şeyi çevirerek, burasını çevirerek kreşin her tarafına baktım. Kayışta herhangi bir sorun yok. Kayışı değiştirdiğimde yaklaşık 3000 km oldu. Kendi orijinal kayışı 2000 km kopmuştu. Şu an 5000 km'ye yaklaştım ve kayışta şu an herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Açmışken ben bu dişliği yağladım. Bu dişliği biraz çıkarttık dışarı doğru. Marshmallow'un dişisini yağladım. Bir de şunun etrafını hafif bir şekilde yağladım. Buradan çünkü su falan girdiği zaman burası falan bayağı küfleniyor. Buna dikkat edin. Şunun arkası falan küflü oluyor genelde. Ben yağladım. Onun haricinde buradaki soketi de takmayı en son unutmayın. Şimdi size nasıl takılır onu göstereceğim. Bu arada şurayı da göstereyim. Burasında ben yağladım. Bu dişliği falan. Yay, işte bu kısmını yağladım. Ayak marşını. Bu kısmını şöyle hareket ediyor. Tabi şöyle hareket ediyor, göstereyim. Bu kısımda yağladım. Bunun soketi de burada arkadaşlar. Şu sokete, şuradaki sokete takmanız gerekiyor. Yoksa ayak marşını çalıştıramıyorsunuz. Dediğim gibi bu marş motorunun şeyini yağladım, dişisini. Bu dişi yağladım. Bir de buradaki bölümü yağladım. Şimdi nasıl takılır derseniz hemen gösteriyorum. Şu şekilde biraz geriye doğru getireyim. Kamera gözüküyor. Şu şekilde kapağımız aynı şekilde buradaki şeye dikkat ediyoruz. Bu sıkışıyor çünkü bazen. Bunları falan kenara alıyoruz arkadaşlar. Bunlar falan sıkışmasın. Kenara aldım. Bunu da kenara aldım. Onun haricinde kapağımızı da böyle şu şekilde getiriyoruz. Direkt şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Direkt yerine. Yerine direkt oturtuyoruz. Yerine arkadaşlar böyle oturup, yerine böyle oturup böyle kalmıyorsa bir terslik vardır. Neresinde sıkıntı vardır böyle oturmadığı zaman. Bunu çıkartıyoruz tekrardan. Yerine eğer böyle oturmazsa, hani şöyle falan kalırsa ya da şöyle aşağı doğru ya da tam böyle dümdüz buraları kapanmazsa burada boşluk olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada boşluk olmazsa burası buraya tam oturmuyor ve bunu tam böyle geriye doğru çekmiyor. Bu böyle önde kalıyor. Bu yüzden kapak kapanmıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şu kısım buraya tam kapatamadığı için kapanmıyor. Şunu elinizle böyle oynaması lazım. Şunu böyle şu anda şu şekilde oynaması lazım gördüğünüz gibi. Şu şekilde oynaması lazım. Burada boşluk olması lazım. Burada boşluk olacak şekilde bunu taktığınız zaman direkt burası kapanıyor. Bu kapağı takmak aslında bu kadar basit. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şurası şöyle olması lazım. Yoksa kapak kapanmıyor. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bunu direkt böyle şu şekilde yerine oturttum. Bu kadar basit. Şimdi soketini de takıyorum. Taktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Şöyle şu andayım. Toplamaya geçelim. Çıkarttığım vidaları teker teker yerine takıyorum arkadaşlar. Birinci vidamızı aldık. Birinci vidamızı yerine takıyoruz. Elimle boşluğunu alıyorum. Biraz daha sanırım gözüküyor. Elimle boşluğunu alıyorum. Gördüğünüz gibi. Elimle boşluğumu aldıktan sonra lokmayla sıkıyorum. Çok fazla sıkmayın.
yoksa yalama olur ve vide içinde kalır. İkinci vidamıza geçiyoruz. İkinci vidamızı buraya takıyoruz. Yine elimle boşluğunu alıyorum lokma ile. Boşluğunu aldım. Lokma, 8 lokma ile sıkıyorum. Çok fazla sıkmayın. Üçüncü videomuz şekil takıyoruz. Şöyle. Bu da çünkü bunun içine geçecek. Bu da şimdi şöyle kalması lazım. Üçüncü videomuzu şöyle takıyoruz. Şu aparata en sağ üst tarafına takıyoruz. Bunu normal böyle takıyoruz. Yine elimle boşluğunu alıyorum. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Sonra bunun borusunu buraya sıkıştırıyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra dördüncü videomuza geçiyoruz. Bu alt tarafta. Boşluğunu alıyorum yine. Ve yavaş sıkıyorum. Yoruyorum. Sıkıyoruz. Bir sonraki videomuza geçiyoruz. Yine elimle boşluğunu alıyorum. Elimle sıkabildiğim kadar sıkıyorum.